Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta World of Mods oynuyoruz arkadaşlar. World of Mods'un yepyeni bir bölümüyle, süper bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün güzel, değişik şeyler yapacağız. Her zamanki gibi ufak bir keşfimiz olacak. Onun dışında güzel bir animal bike yapacağız. Böyle farklı bir şey olacak. Büyük ihtimalle başlıktan da görmüşsünüzdür. Ve size evi göstereceğim. Değişik şeyler yapacağız. Hem de diamondlarımızı atmak için çözüm yolu bulacağız. Geçen Buğra yayında açıklamıştı. Birazcık bir şeyler değişti. Neden burada mutfağım yok? Buğra yayında birazcık açıklamıştı da arkadaşlar. Paketi bir düzenledik ve haritanın save'ine döndük. Eski save'ine dönünce de bazı yaptığımız değişiklikler gitmiş oldu. Benim şurada bir dükkanım vardı bildiğiniz gibi. O yok şu anda mesela. Ve buradaki mutfak yok. Ama ben buraya tekrar dekore ettim. Böyle daha güzel oldu. Bakın burası. Şunu biraz önce yanlışlıkla koydum. Burası böyle yatak odama giden yer oldu. Şöyle hemen göstereyim. Eski yatak odam duruyor aynı şekilde. Aa, dekor ben içim yok. Buranın evinde kaldı videosundayken. Sonra arkadaşlar burayı da böyle bıraktım. Sadece şu kapının burasını yaptım. Bence çok hoş oldu. Böyle Amerikan evleri gibi oldu birazcık. Burası fırınların olduğu yer. Böyle fırınlar var. Burada crafting var. Aşağısı yine chest odası oldu. Bu sefer daha fazla chest yaptım. Çünkü yeterli olmuyordu zaten. Şöyle düzenleyeyim. İyi bari şeyi koymuşum düzenleme şeyine. Aynen güzel güzel. Düzenleme şeyi duruyor ve bayağı bir artımımız da var şu anda. Gördüğünüz üzere. Ben şey diyorum arkadaşlar. Ufak bir böyle... başlayalım biz yapmaya, bir dekomentimi alayım ben. Evi tekrardan bir eskisi gibi eskisi haline getirelim. Aa, burada uyuma saati geliyor ama neyse bu gidip gelebilirim. Burak'ın evi şu tarafta arkadaşlar. Yeni evine taşındı Burak'da. Videosunda da göstermişti. Şöyle bakın. Ya şu kalp bir şey çok güzel ya. Ben de istiyorum şundan. Diyakar yazıyormuş. Yani Cekik yazıyor sanırım. Ne arıyordum ben? Deko bench. Ha buradaymış. Hemen alalım biz bunu arkadaşlar. Süper. Hemen aldığımız şeyi hemen evimize geri götürelim ve şey şuradaydı benim ev hemen. Burayla bizim evimiz biraz daha yakın. Şöyle hop balkondan girdik hemen. Dur bir zıplama. Tamam tamam. Buradan da yatarsak bir daha her yere basınç plakası koydum arkadaşlar ki girerken zorlanmayayım diye. Bugün bakın setimi görmüşsünüzdür. Bu set neden böyle olduğunu size hemen söyleyeyim ben. Böyle. Bunları madenden aldık biz Buğra'yla birlikte. Bir tane maden diyorum. Bir tane dungeon'dan aldık. O yüzden böyle güzel bir setim oldu ve özellikleri de bayağı var. Ateş koruması, kırılmazlık, bakın solungaç var, koruma 4 var. Bu slime bot zaten bu da onu da orada bir yerden bulmuştum arkadaşlar. Haberiniz olsun, belirteyim size. Şöyle bakalım ki bunun içinde de bir şeyler varmış ya. Ya da şöyle kalsın bu. Bayağı eskiden kalmış. Ben bunları unutmuşum. Şunu kullanabiliyorsak alamıyoruz tamam. Şöyle kırsak bunu. Evet hepsi döküldü. Çok güzel oldu gerçekten. Güzel. Şimdi bu var ya arkadaşlar bizim deko bench biz buraya koyacağız böyle. Sonra buradan bildiğiniz gibi eşyalarımızı yapacağız. Biz ilk başta oturma odası için eşyalarımızı alalım şuradan. Envanterimize şöyle koyalım. Şurada bu arada Pony'nin belki Buğra vermiş onu bana. 1-2-3 tane vantım olmuş benim. Süper değil mi? Bence çok iyi. Sonra şuradan hemen biz bir alacağımız malzemeleri alalım. Nerede bizim living room? Living room diye geçer. Aynen. Güzel. Sarı falan bir renk düşünmüştüm. Sarı yapmıştım. Beyaz olabilir. Pembe olabilir. Sarıyla pembe nasıl durur? Güzel durur bence. Şimdi şu pembelerin teklileri şurada varmış. Bir tane şu pembeden alacağım arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Onun dışındakileri de sarı renk yapacağım. Sarı ama parlak sarıdan yok mu? Yok. Hangi sarıdan var? Tek bir renk sarı var zaten. Direkt ikili koltuk falan yoktu galiba. Aynen. Bakın diğer odalarda olabilir mi? Olamaz. O ofis odası ayrı, ayrıymış. Görmemiştim onu. Hemen şuradan sarı takımı alalım biz. Şu olacak. Sonra şu olacak, şu olacak, şu olacak. Bundan fazla alıyorum bilerek. Oda geniş olabilir. Bir de TV ünitesi olacaktı. TV ünitesini bulalım bir. Bu neymiş ki? Kaktüs şey diyor. Neyse. TV ünitesi nerede? Şurada geçti. Aynen. Şu beyaz olanı alacağız biz bir TV ünitesine. Bu sırada biz query'yi koyalım. Bir yere şöyle yapacağız. Query. Bu şey de çok güzel oluyor. Şu query'den filter query lazım bize. Bunun için ilk başta normal query lazım. Sonra bu query lazım. Sonra bu query lazım. Şimdi o yüzden şöyle yapalım bir. Kazma lazım. Demir lazım. Kürek lazım. Kazma, kürek, demir. Diamond lazım kısacası. Diamond. Geçen bu diamond bloğu da nereden bir tane diamond bloğu olması lazım. Ha çevirmişim galiba onu. Şuradan biraz daha alalım. Kaç tane yeterse artık. Bu diamond bloğu nereden bulduğumu merak ediyorsanız geçen Buğra ile birlikte bastığımız dungeon'lar da yerde vardı arkadaşlar. Yerden ben bunu tabii ki de hemen çordum. Bırakır mıyım hiç orada yani. Hemen aldım ki çünkü diamond çok sıkıntı ve az bulunan bir şey. Genelde query koyduktan sonra bir 10 yere koyduktan sonra falan böyle bir stack diamond'ınız anca olabiliyor. Genelde çok fazla diamond çıkmıyor. Ama bu güzel yani, biz memnunuz bu durumdan. Bu arada chestlerimin düzeni çok kötü. Farkındasınızdır zaten sizde. Ben de hiç memnun değilim. Ama bu işte yavaş yavaş düzenlenecek tekrardan. Bir de redstone lazım. Şu redstone'u da aldık mı süper. Şuradan hemen bir tane daha crafting'im olsa iyiymiş. Hemen biz bir yapmaya başlayalım. Şöyleydi. Şuraya koyuyorduk kazma. Yukarı koyuyoruz küreği, buraya koyuyoruz. Zaten kazma ve kürekle kazılan şeyleri kazıyor arkadaşlar. Bunlar şurada gördüğünüz simgeden de. Daha sonra taşla birlikte bunu bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Taşımız olması lazım elbet. Var taşımız şurada. Hemen taş da aldık. Taşı koyuyoruz. Sonra bunu koyuyoruz ve diamond'ı koyuyoruz. Bunu Buğra videoda mı yaptı hatırlamıyorum ama ben size göstereyim şöyle. Bu da kağıt lazım. Bize kağıtı zaten lazımdı da. Şeker kamışı aynen varmış burada. Görmüştüm biraz önce herhalde. Şöyle alalım bir. Aynen süper. Sonra bu kalacak. Diamond'ı koyacağız ve Better Query koyduktan sonra bize ne olacak? Filtered Query olacak bize. Hemen malzemelerimizi bir yere boşaltalım. Sonra lazım olunca gelir buradan alırız. Diamond şu an çok lazım değil herhalde bu bölümde bize ama belli de olmaz. Şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Böyle bir yere rastgele koyacağım. Şurada benim koyduğum yerlerin şeyleri duruyordu. O neden oldu bilmiyorum. Ama bazı yerler duruyor. Waypoint'ler de duruyordu. Ben şöyle şuraya bir yere koymuştum bir ara ama burada ne var böyle? Bir şey yokmuş. Boşmuş ya, merak ettim. Şöyle biraz aşağıya doğru. Benim solum ne var? Su adaptasyonu olduğu için gençler ben suyun altı rahatlıkla görebiliyorum. Çok iyi değil mi? Yalnız burada niye böyle yapılar var? Şurada bir kazalım. Gençler bu arada daha fazla World of Mods videosu için like atmayı unutmayın. Eğer ne kadar çok video, yani ne kadar çok like atarsanız o kadar çok videosu gelecek, haberiniz olsun. Şöyle ben bir çıkıp tekrar bir inmek istiyorum aşağıya doğru. Şurası şey miydi? Suya atlayamıyorum. Şurası kil mi? Aynen kil. Gençler Wayvinder'la ben burayı kazarsam of be. Gençler efsane geldi şey. Şurayı da kazıyacağım. Aynı şekilde Wayvinder'la. Kil bana çok lazım oluyor. Neden? Çünkü şey var ya bizim. Neydi onun ismi? Anlayın. Makinamız. Crafting. Ne? Decobench. Decobench için çok gerekiyor. O yüzden bana çok lazım oluyor. Ben zaten böyle kazmıştım geçen de bu kadar çok yan yana görmemiştim. Tamam, bunu buraya koydum gençler. Bakın çalışmaya başladı bile, her yer taş oluyor. Ve böylelikle de içinde biriktirmeye başlıyor. Ben killerimi hemen eve götürmek istiyorum. Şöyle bir gidelim biz eve doğru. Şurada benim evim. Yalnız oraya ben bir şey koymam gerekiyordu waypoint'i ya. Tüh. Neredeydi orası? Şöyle bir bakalım dışarıdan. Göremiyorum. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Tamam. Sonra şöyle bir bakalım. Ha şuradaymış. Şuraya hemen bir waypoint atalım arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inersek tam üstüne doğru geleceğiz. Tamam. Buraya hemen biz bir waypoint'imizi atalım. Şöyle şunları kaldır. Şuraya new diyelim. Hemen yazalım. Ne olacak? Hazine. Ben genelde zaten hazine diye yazıyorum buralara. Petlerden şeyleri yapmıştık. Animal pet değil de inventory pet'ten inventory'den çıkmış da inventory. Bakın inventory petlerden bayağı bir tanesini yapmıştık. Bunların hepsini ben aslında yapmayı düşünüyorum. Bak rejenerasyon veriyormuş bu mesela. Zümrüt lazım, çiçek lazım, diamond lazım. Acaba bizim zümrütümüz var mıydı? Hatırlamıyorum hiç var mıydı. Şöyle bir bakalım, varsa eğer yapabiliriz onu da. Ama zümrütün bulunması birazcık zor. Varmış süper. Bir tane zümrüt, bir tane diamond lazım. Şurada diamond olması lazım. Aynen. Başka redstone lazımdı. Şu redstone'ları alıyorum. Ve çiçek lazımdı. Çiçek de zaten çok bulunan bir şey zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Evde ben zaten toplayıp pencerenin önüne koydum. Bu arada evin şeklini birazcık değiştirdim. Geçen ben bir 2 saat falan en az oynamışımdır. 2-3 saat. Bayağı bir şey kastım falan böyle. Ama bakalım. Aslında bir böyle bir kapsamlı bir maden yayını yapmayı düşünüyorum. Çünkü madende birazcık sıkıntımız var. Zümrüt şöyle, şunu şuraya koy ve redstone'ları koy. Ve böylelikle kalpten bir petimiz oldu. Bakın canımız yenileniyor, gördünüz mü? Ne kullanıyormuş bu arkadaşlar? Gelincik kullanıyormuş. Gelincik toplamamız gerekecek. Bir bakalım şurada, bakın gelincik. Hemen gelincik. Ay pardon. Doğaya zarar vermeseydim iyiydi. Elimde şey kalmış, multi-tool kalmış. Bakın gelincik çok fazla var arkadaşlar. Bunların hepsini alırsak bakın açlığını giderecek bu. Mesela birazdan ben denerim gençler büyük ihtimalle. Bir şey yapalım. Karnım acıkmış bu arada. Şöyle yiyelim bir. Zaten canımız hızlı oluyor ama dungeonlarda falan bu çok güzel oluyor. Hatta ben bundan birkaç tane yapıp yapabildiğim kadar yapıp arkadaşlara da hediye edebilirim. Öyle bir şey de yapabiliriz. Güzel olur bence. Bakın. Bununla dungeon'a giderken falan veririm yani bence. Canım bakın yenileniyor diye gösteriyor. Böyle yapınca bak normal oluyor. Şu an gerçi şey de bir düşsem ben bir yüksekten bir düşeyim şöyle. Düş. Evet öldüm. Yüksekten bir düşeyim dedim ve yere çakıldım. Chin Animal Bike'ı, Dragon Bike'ı. Bunun bazı özellikleri var. Biliyorsanız yazabilirsiniz. Bunun için eğer lazım ve havai fişek lazım. Havai fişeği biz bir craftlıyoruz arkadaşlar. Eğeri de deri ve bu deriyi de böyle elde ediyormuşuz. Deri ve şey lazım bunun içinde. Nerede o şey benim? Deri ve ip ve demir lazımmış. Bizim demirimiz zaten burada var. Bir tane demir alalım. Deri lazım onun içinde. Derilere bakalım. Neredeydi benim derilerim? Şurada var bayağı bir ip lazım dedik. Şuradan ben derileri kullanayım. Şöyle bir şöyleydi galiba. Aynen böyleydi. Şöyle yapalım. Bir tane daha olsun. Bakalım kaç tane gerekiyordu bizim için bunun için. 3 tane gerekiyor. Bizim 2 tanemiz oldu. Deri lazım bana. Şuradaki şeyleri bildiğiniz gibi bu versiyonda arkadaşlar yani modlu serimizde bizim bunları ısıtınca da deri geliyordu. Benim yalnız bayağı bir olması lazım ama şu an nerede bilmiyorum. Ha buradaymış. Şuraya da hemen şeyleri ısıtmaya koyayım ben. Bir deri yapalım bunlardan da. Kömürümüz nerede? Evet kömürler yok. Bunun yerleri değişince kömürleri kırmıştım. Şuraya bir yere atmıştım o kömürleri sonra. Aynen buradaymış. Tamam. Sonra bunu koyalım hemen. Şöyle deri olsun onlar bir. Onun dışında şuradan şurada kalsın da şöyle bir. Şuradan hemen bir biz malzemelerimizi yapalım. Tamamlayalım. Tamam süper. Bunu böyle koyuyoruz. Buraya bunu koyuyoruz ve bunu buraya koyuyoruz. Şöyle. Ve eğerimizi yapıyoruz. Bu eğeri yaptıktan sonra bize bir kağıt lazım. Bir de barut lazım. Barutu ben burada bir yerde gördüm biraz önce. Bulabilirsem eğer çok güzel olacak. Nerededir acaba? Chestler bildiğiniz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha doğrusu bayağı karışıklar. Sebebini açıkladım yani bayağı eşyaları falan yukarıdalardı normalde o odadalardı. Ben onların hepsini tekrar şu moving vantlarla taşıdım. Taşıdığım için de bayağı bir böyle yerleri değişti yani. Sonra şunu şöyle etrafını sarıyoruz ve ortasına da eğerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Chinese Dragon Bike oldu. Süper oldu bence. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Denedim yani ben bunu zaten. Videodan önce de baktım. Survival modda bakıyoruz arkadaşlar biz genelde. Şunları da bırakalım. Bu kalsın. Envanterimizde pusulamız da varmış bizim. Görmemiştim. Envanterimdeymiş. Bakın şimdi. Size bir alan belirleyeyim. Bu alan güzel bir alan. Bence boş zaten. Bakın. Oha ya yılan. Yılan. Korktun mu? Örümceğe korktun mu? Bakın gençler bakın. Uuu. Uçabiliyoruz gençler. Süper değil mi ya? Çok güzel. Enter falan yapsam bir şey yapacak mı acaba dedim de. Bakın şu. Aha, oha ses çıktı. Şey end'deki şey sesi çıktı. Bu tamam. Bu bakın bu kum gibi siyah kum gibi duruyor. Sonra bu. Bakın beyaz. Mor ağızlı. Çok güzel. Kırmızı. Bakın acayip güzel. Siyah, kırmızı, mavi. Tekrar mavi çıktı. Kırmızı çıktı. Pembesi, sarısı, yeşili falan vardı. Şu an çıkmıyor. Neden bilmiyorum. Şansıma herhalde. Hii, kırıldı. Yemin ederim kırıldı. Allah kahretmesin beni. Ben bunu kırılacağını düşünmemiştim. Ya yer olamaz değil mi? Aşağı girip bir tane daha yapmam gerekecek arkadaşlar. Benim onları geri almam lazım. Dünyaya onları salamam ben. Ne yaptıysam. Allah beni kahretmesin ya. Allah'ım yarabbim. Ne saçma bir insanım ben. Dur bir dakika. Kağıtlar var. Nasıl yapıyorduk onu? Eğer lazım bizi. Deri lazım bunun için. Derimiz var mıydı o kadar? Şurada var. Tamam. Güzel. Başka? Aha dışarısı var ya çok fena. Yalnız benim onların hepsini geri almam lazım. Yoksa server'ı yani. Server gidecek yani. Beni gebertirler herhalde diğer serverdeki arkadaşlar. Ya yaptım halta bakar mısınız ya? Allah aşkına başkası var mı bilmiyorum böyle bir şey yapan. Deli gibi koydum size başka renkleri gösterecektim de öyle kaldı sonra. Şimdi hemen bunu yapalım bir. Hemen bir şey yapacağım. Gerçekten panik oldum. Acayip panik oldum. Sonra şunu şöyle koyuyoruz. Tamam güzel. Şunu al. Ortasına da ne koyuyorduk? Eğeri koyuyorduk. Tamam. Güzel. Şimdi Allah'ım ona basam onları var ya. Hah gitti. Tamam güzel. Üzerine sağ tıklayınca gidiyorlar. Gel bakalım buraya. Sen de buraya gel. Geri hapsediyoruz yani arkadaşlar bir nebze. Baksanıza dünyaya saçılmışlar yani. Bakın yukarı çıkıp göstereyim ben size nasıl durduklarını. Baksanıza şuna, her yer yılan gibi geziyorlar, yılan gibi etrafta. Gel bakalım sen buraya. Sen dışarıda mı geleceksin ha? Sen dışarıda mı geleceksin? Gel gel gel. Ha tamam. Hapsettik gençler, bunun içine bir sürü hapsettik resmen ya şu an. Sen de gel. Bak bir tanesi kaçıyor orada, gördüm. Dur, ejderha yakalama, ejderhalar. Kırmızısı çok havalı duruyor yalnız, hoşuma gitti. Ben kırmızısını kullanmak isterim, kullansam. Neyse normalde bunları yaptıktan sonra geri almanız gerekiyor böyle. Hani koyduktan sonra geri alıyorsunuz. Ama ben biraz önce abarttığım için, geri almadığım için de hepsi dünyaya saçıldı. Baksanıza bir tane camıma yapışmış. Yani televizyon şu bir an, ejderhanın kafası mı o dedim, içeri mi girdi dedim de. Tamam sen de gel buraya. Tamam çok güzel oldu bence. Şöyle bir çıkalım bir bakalım. Başka kaldı mı etrafta acaba? Başka etrafta bir ejderha ya göremiyorum. Tamam güzel. Yok başka kalmamış. Tamam kaçmamışlar fazla. Şimdi bir tanesini bırakalım biz şuraya. Bırakalım. Bırak. Bir dakika indir beni aşağıya, indir. Tamam canım gitti hemen. Hemen yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Baya güzel, benim çok hoşuma gitti. Bakın mavi. Şöyle yapacağım. Ay pardon. Şöyle yapacağım. Siyah geldi. Tamam şunu al. Ha şunun üstüne binelim şimdi. Şimdi benim sen burada bir bekle minnoş. Geliyorum ben. Pek minnoş değilsin ama olsun. Ben bir envanterimi boşaltıp aşağıya geliyorum yanına. Şimdi ilk başta şunları bir bırakalım. Şunları bırakalım. Şunu bırakalım. Pony kalabilir. Bunu alalım yanımıza. Bunu alalım. Tamam. Şimdi benim gitmem gereken bir yer var. İlk önce uyumam gerekiyor sanırım. Gece oluyor. Ama ilk başta ben hemen gidip bir şu hazinede ne kadar ilerlemişim ona bir bakmak istiyorum. Şurası gençler. Şöyle geliyoruz. Hemen direkt. Bildiğiniz gibi teleportation falan çok iyi oluyor ya bu yönden. Şöyle hemen sağ tıklayalım. Oo bayağı dolmuş burası. Ben bunları birazını alayım envanterim alabildiğim kadar. Bunları alalım. Şunları alalım. Redstone'lar lazım oluyor. Sünger var. Oo şunlar çok iyi. Bu arada dediğim gibi like atmışsınız arkadaşlar. 5000 like sonra yeni World of Mods bölümü gelecek. Like'larınızı bekliyorum. Bu arada dediğim gibi bildirimleri açıp bana Instagram'dan DM olarak veya fotoğraf olarak paylaşıp beni etiketlerseniz hem böylece ben sizinle bir iletişim kurmuş olurum, hem like'ların fotoğraflarınızı ve bazılarınızın paylaşımlarını da alacağım, paylaşacağım yani bazılarınızınkini de. Şimdi bana lazım olan bir şey var. Bakın şöyle size ben göstereyim nasıl gittiğimizi. Bakın böyle. Bana ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu slime adaları var ya, şu slime adaları. Onların moru lazım. Çünkü morundan ben bir sapling alacağım. O sapling'i de base'ime koyacağım. Orada ne var? Aa flower bark bırakmış birisi. Ben de bu olsa güzel durur diye düşünüyorum yani. Bakın. Bakın çok güzel oldu bence. Bakın şöyle yukarıdan göstereyim size. Bakın tam benim evim işte. Minnoş bir ev yani. Sonra başka ne yapabiliriz? Şunları kırabiliriz. Bayağı güzel oldu bence böyle. Sonra şu vardı. Şunu da açalım bir hemen. Oo ne çıktı? The Ender şeyi çıktı. Kılıcı çıktı. Saldırı hızı. 7 saldırı veriyor ama bayağı bir özelliği var. Hocalar teleport activated. O bayağı Ender Ayo için bayağı güzel. Bu dursun çok havalı. Bakın gençler şuna bakar mısınız? Şöyle bakın acayip güzel yalnız ha. Bayağı hoşuma gitti. Şöyle F1'de göstereyim hatta. Şöyle o çok güzel ya. Bayağı güzelmiş kılıç. Acayip havalı duruyor. Neyse gençler, burada ben videoyu bitiyorum. Like atmadıysanız eğer hala like atmayı ve video paylaşmayı unutmayın daha fazla World of Monsters videosu için. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.